Rex Ben, CEO ve founder, Sayın Mehmet Tek geliyor. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Sesimle alakalı bir problem var mı? Yok. Herkese merhaba. Öncelikle Ziya Bey'e ve ekibine çok teşekkür ederim bize bu fırsatı sunduğunuz için. Şimdi sizlere aslında burada birçok sunum yapıldı, birçok şey anlatıldı. Ama buradaki herkesin esas amacı e-ticaret ve özellikle e-ihracat yapmak. Yani üreticiler, satıcılar, Türkiye'deki iş yapanlar bu işlerini dünyaya açmak istiyor. Sizler de bunlardan birilerisiniz. Bu işi nasıl yapabiliriz aslında burada en çok konuşulması gereken konu diye düşünüyorum. Bunun için biz aslında kendi tecrübelerimizi, hikayelerimizi anlatmanın çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok veriler olan, çok böyle fazla sayıda sunum olan bir slayt hazırlamadık. Sadece beni dinlemenizi, yani ben aslında sizlere şu an bir hikaye, kendimi anlatacağım ve yaptığımız işi anlatacağım. Bu 7 dakikada zaten en fazla bu kadar bir şey olabilir. Biz bu sürece, yani e-ihracat, e-ticaret sürecine Alibaba'dan alıp Amazon'da satarak başladık. Biraz zor bir yolla başlamışız. Şu an bunu fark ediyorum. Yani direkt başlangıç itibariyle öyle bir yolla başlamak ve tabii private label, yani kendi markamızı oluşturma üzerine başlamıştık. Ama bu yol bize çok ciddi bir şey öğretti. Okyanusu atladık ve yüzmeyi öğrendik. Yani bir anda böyle bir şeye başlamak çok belki yanlıştı ama çok doğru bir yola doğru bizi itti. Bu süreç başladı. Alibaba'dan aldık, Amazon'da sattık ama birçok problem yaşadık. Bu konularla alakalı zaten şu an bu etkinlikte bulunuyorsanız büyük ihtimalle benim de bir videoma kesinlikle karşılaşmışsınızdır YouTube'da veya Instagram'da. Oralarda bunları çok fazla anlatıyorum. Birçok problemle karşılaştık ve burada elde ettiğimiz birçok tecrübe oldu. Bu konuları tabii ki anlatmaya başladık. Örneğin biz Alibaba'dan aldık, Amazon'da sattık ama başlangıç itibariyle yaşadığımız çok ciddi problemler oldu. Yanlış ürünler seçtik, yanlış tedarikçiler seçtik. Orada mesela Alibaba'da ben Türkiye'de bulunuyordum. Yani Ankara'dan Alibaba'daki Çinli üreticiyle anlaştım. Amazon'a ürünlerimi gönderdim, satışını yaptım. Ama tabii burada üretici seçiminde çok problem yaşadık. Bazılarıyla ürünleri gönderdiler ama Amazon'da yorumlar gelmeye başlayınca o ürünlerin gerçekten iyi olmadığını anladık. Mesela bebeklerin kafasını çarpmaması için köşelere konulan bir koruyucu madde var. Onları satıyorduk. Üreticimiz bu ürünlerin numunesi falan gönderiyor. Güzel gönderiyor ama ürünlerin gerçeklerini bu şekilde, kaliteli şekilde göndermiyor. O şekilde bu ürünü satmaya başladık. Çok da güzel satmaya bir başladık. Ama hemen bir yıldızlar gelmeye başladı. Oradan sonra hani bu sürecin ne kadar daha da dikkatli ilerlemesi gerektiğini yine anlamaya başladık. Rakiplerimizle çok ciddi şeyler yaşadık. Bir günde 2000 dolar kaybettiğimiz anlar oldu. Orada rakip satıcıların, özellikle Çinli satıcıların bizimle sıkıntılar yaşadığını, işte bizim mağazalarımızı kapatmaya çalıştıklarını, bunları çok fazla gördük. Buradaki temel nokta aslında bir şeyleri yaparken kıra döke biz bunu öğrendik ama bu bizim için hem ciddi bir zaman hem de paraya mal oldu. Bunu aslında sizlerin yaşamaması için bunları anlatma çabası içerisine girdik. Bunu da hani YouTube'da, Instagram'da genel hani herkesin görebileceği yerlerde anlatmaya başladık. Bunu anlattıkça tabii ki birçok insan bunu ben de yapabilirim, ben de yapmalıyım mı çok fazla söylemeye başladı. Özellikle son zamanlardaki, yani son 5-6 aydır, son 1 yıldır Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar, dolar TL'ye karşılığındaki değişiklikler bu olayla çok fazla tetikledi. Burada bir fırsat var gibi ortaya çıktı. Tabii ki Amazon'da, Etsy'de, dünyada ürün satmakta çok ciddi fırsatlar var. Bugün Hakan da burada mesela. Etsy'de bir ürün satıyoruz. Düşünün, 8 dolara bizim üreticimizin ürettiği ürünü az önce sipariş gelmiş, 50 dolara satabiliyoruz biz. Yani 8 dolar ürettiğimiz bir ürünü 50 dolara satabileceğimiz bir platform var orada. Amazon'da 3 dolara ürettiğimiz bir duvar rekorunu biz 22-23 dolara satabiliyoruz. Türkiye'de yaptığımız işi dünyaya taşıdığımızda ne kadar büyük bir iş yaptığımızı bunu görmüş olduk aslında biz. Bunu baştan öyle başladığımız için gördük. Türkiye'de onlarca üretici, onlarca satıcı bunu tam olarak göremediğini fark ederek eğitimlere, danışmanlıklara, bunlara başladık. Bir süre sonra fark ettik ki burada en büyük sorun ürün bulmak, ürün araştırmak, hangi ürünü satacağına karar vermek. Çünkü rekabetin çok ciddi yoğun olduğunu tespit ettik ve ilk başta zaten bizim satmaya çalıştığımız ürünlerdeki en büyük başarısızlık sebebimiz ürünleri yanlış seçmemiz. Çok fazla rakibin olduğu, çok fazla domine edilmiş yerlere girmeye çalışmışız. Ama şu an bunu çözmek için yazılımlar geliştirdik. Emparazon yazılımıyla hani hangi ürün ne kadar satar bunları tespit edip sizlere de gösterme çabası içerisine girdik. Yani bu süreçte biz aslında kendi sorunlarımızı çözerken belli ölçüde herkesin, yani bu işe yeni başlamak isteyen birçok insanın da sorunu çözmüş olduğumuzu fark ederek aslında bunları sunmaya başladık. Biz Alibaba
alıp Amazon'da satma sürecinde en büyük yaşadığımız sorunlardan dolayı oradaki işte üreticilerle anlaşmak uzaktan, mesela ben hani Alibaba'daki 100 üretici, 200 üreticiyle konuşuyorum. Gece 3'te mesaj atıyorum çünkü onlar 3'te uyanıyor yani bizim saat farkından dolayı. 100 tane falan üreticiye mesaj atıyorum. Sabah bana cevaplarını atmış oluyorlar. İşte süreç onların saatlerine göre ilerliyor. Sonra anlaşıp gönderiyoruz ama orada en büyük bizim yaşadığımız sorun bu ürünlerin çok hızlı bir şekilde değil de 60-70 günlere varan sürelerde ulaşmasıydı. Biz de sonrasında zaten Türkiye'deki üreticilere odaklanma fikri ortaya çıktı. Burada Türkiye'deki bir tekstil üreticimizle çok güzel işler yaptık. Yani yaklaşık 5 ay gibi bir sürede 75 bin dolar satış yaptık beraber. O üreticimizle ortak olarak bu işleri yaptık. Bu işlerde Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu burada fark etmeye başladık. Aslında bu işi böyle gördükten sonra da bu işin daha da büyük olduğunu anlayarak buradaki problemin çok daha büyük olduğunu ve Türkiye'deki üreticilerin, toptancıların, işte Türkiye'deki satıcıların dünyaya topluca açılması gerektiğini fark ettik ve bunun için çözümler geliştiriyoruz. Şu an Türkiye'deki üreticileri, toptancıları, e-ticaret girişimcileriyle ve hizmet sağlayıcılarla buluşturduğumuz bir platform Rexven. Şu an bunu üzerinde çalışıyoruz. Bunu geliştiriyoruz. Şu anda da üreticilerimizin ilk kayıtları yapılıyor. Standımıza geldiyseniz kayıtları yapıyoruz. Eğer aranızda üretici varsa, bu platformda dünyaya açılmak istiyorsanız biz sizleri dünyaya açacak modeller geliştiriyoruz. Şu an bir Alibaba benzeri bir platform gelişiyor aslında ama bu sadece Alibaba benzeri bir platform değil. Biz sadece üretici ve girişimcileri değil, hizmet sağlayıcıları da burada buluşturma hedefindeyiz. Çünkü biz bu işe başladığımızda birçok hizmet sağlayıcıdan yanlış yönlendirmelerle hesap açılışı olsun, Amerika şirket kuruluşu olsun, kargo, lojistik gibi olsun buralarda problemler yaşadık ve sıkıntılı olaylardan dolayı hem paramızı hem zamanımızı kaybettik. Biz kaliteli şirketleri seçip sizlere bakın bu şirketlerle bu alanda çalışabilirsiniz önerisini yapma çabasına girdik. Bence bu çok değerli bir şey çünkü e-ticaret, e-ihracat olayında bizim yaşadığımız en önemli problem güven. Yani güvensizlik aslında. Güvenilir insan, güvenilir şirket bulamamak. Bu sorunu biraz daha çözmeye çalışıyoruz ki herkes bu işe başladığında ne bizim gibi emek, zaman, para kaybetsin ne de işte güvensiz insanlarla bu işe motivasyonu kırılsın istemiyoruz. O yüzden bu şekilde kaliteli bir topluluk ve bu topluluğun da büyüme hedefindeyiz. Bunu neden yapıyoruz? Son 45 saniyede bundan bahsedeyim. Anlattığım şeyleri yapmamızın esas sebebi bizim Türkiye'den global bir marka çıkaramamış olmamız. Biz bunu dert ettik. Yani şirket olarak, ekip olarak. Türkiye'den Amazon gibi, Alibaba gibi global bir şirketin çıkmaması bence çok büyük bir dert. Bunu şirket olarak biz kendimize dert ettik ve bunu çözmeye çalışıyoruz. Türkiye'de ilk 500, dünyada ilk 500 şirketi arasında Türkiye'den bir tane bile girişim yok. Biz bunu başarma çabası içerisindeyiz. Bunun için yola çıktık. Tabii bu kolay bir şey değil. Kolay olsa zaten bir sürü şirket yapmıştı. Ama teknoloji ihraç ederek, teknoloji geliştirerek bunu yapabileceğimizin farkındayız ve bunun için çalışıyoruz. Sizleri de standımızda bekleriz. Yani bu hedefteyiz. Hayalimiz bu. Bu hayali gerçekleştirmek için de çalışıyoruz. Tabii ki normal ürünlerin de ihracatını yapıyoruz. Ama en önemlisi teknoloji ihraç etmek. Bunun için Rexven'in hedefi dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olmak. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Mehmet Tek aramızda olduğunuz için. Evet şimdi...